Evet arkadaşlar, şöyle bir soru var karşımızda. Şekilde pistonlu silindirde bir gaz bulunmaktadır. Pistonun kütlesi 5 kilogram, kestanında 40 santimetre karedir. Şurası kare. Pistona yay tarafından 50 Newton kuvvet uygulanmaktadır. Atmosfer basıncı 90 kilopaskal ise silindir içindeki gazın basıncını bulunuz. Şimdi arkadaşlar, şekil verildiği zaman bir soruda ilk önce şekli siz kendinizce etki eden kuvvetleri, basınçları, onları bir kendinizce çizmeniz gerekiyor. Yalnız bu çizim doğru olması lazım. Ne kadar doğru olursa yapacağınız işlem sonuçta o kadar doğru olacaktır. Bu noktada yapacağınız çizim, soruyla alakalı yapacağınız çizim, benim şahsi düşüncem sorunun %50'sini çözmüş demektir. Şimdi bakın, şöyle bir elimizde 5 kilogramlık bir kütle var. Buna etki eden kuvvetleri bir inceleyelim. Bir atmosfer basıncı var, değil mi? 90 kilopaskal. Yayın uygulamış olduğu 50 Newton'luk bir kuvvet var. Şurada 5 kilogramlık kütlemiz var. Bir de bunun tam tersi yönünde pistonun yapacağı iş var. Biz daha önceki videomuzda ne demiştik? V, yani yapılan iş eşittir M çarpı G demiştik. Şimdi yukarıdan aşağı uygulanan ok yönündeki F yay, P atmosfer basıncı, aşağıdan yukarı etki eden de etki tepki prensibinden aklınızda gelebilir. Bir piston yapmış olduğu iş M çarpı G. Şimdi sorunun çözümüne geçmeden önce burada bizim dikkatimizi çeken santimetre kare ibaresi var. Kesit alanı. Bunu hemen metrekareye çeviriyoruz. Metrekare çevirdiğimizde 40 çarpı 10 üzeri eksi 3, pardon, şu eksi 4 olacak. Bunu lütfen düzeltelim. Şurası eksi 3 değil, eksi 4. Eksi 4 metrekare. Santimetreyi metre çeviriyoruz. Değil mi? Eksi 4 oluyor. Yani 1 metre 100 santim. Metreyi santime çevirdiğimizde 0,0. Yani pardon, santimetre metre çevirdiğimizde 0,0 geliyor. Kare olduğunda da 4 tane 0 gelmiş oluyor. Şimdi şöyle bir formül koyacağız, yapacağız. Ne dedik? Yayın etki ettiği bir kuvvet var dedik. Piston yapmış olduğu iş var dedik. Atmosfer basıncının alanla çarpımı. Çünkü atmosfer basıncı buradaki alana etki ediyor. Atmosfer basıncını alanla çarpıyoruz. Piston yapmış olduğu iş, yayın kuvvetini birbirine ekliyoruz. Eşitliğin öbür tarafına da gazın basıncı ve etki etmiş olduğu alan. Şurada bir gaz var. Alanla çarpıyoruz. Evet, bu şekilde formülize ettiğimiz zaman yayın etki ettiği kuvvet 50 Newton. Pistonun yapmış olduğu iş M çarpı G. M kaç kilogram? 5 kilogram çarpı G 9,81'den geliyor. VP, yani 5 de şuradaki 5 de G dediği 9,81 yerçekim ivmesini çarptığımızda 49,05 Newton geliyor. Artı atmosfer basıncı, bakın burada kilopaskal olarak vermiş. Bunu paskala çeviriyoruz. Ne oluyor? Yanına 3 sıfır geliyor. 90.000 çarpı 0,004 metrekare. Bunların ikisini çarptığımızda Newton veriyor bize. Eşitliğin öbür tarafında gazın basıncı, zaten soruda gazın basıncını soruyor. Çarpı alan 0,004. Bunları topladığımızda 459,05 çıkıyor. Bunu bu tarafa atıyoruz. Bölme olarak geçiyor çarpım durumunda. 0,004'e böldüğümüzde sonuç 114.762,5 Pascal çıkıyor. Biz ne yaptık sonra da? Kilopaskal'ı Pascal'a çevirdik. Yani yanına 3 sıfır attık. Sonra işlem karışmaması için tekrar bunu kilopaskal'a çevirebilirsiniz. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Buradan devam ettiğinizde burada kilopaskal'a çevirdiğimizde 114,76 kilopaskal çıkıyor. Bakın bu soru, yani bizim temel sorumuz. Bu soruyu kafanızda güzel oturtursanız
Devamındaki yapacağınız soruları çok daha kolay çözeriz. Bilim çevirmeleri çok önemli. Kafanız karışmasın. Önceki videoyu da iyi izleyin. Sürekli yani bu soruyu çözerken kendiniz çizin. Formülleri kapatın. Kendiniz çözmeye çalışın. Devamında zaten rahatlıkla soruyu çözeceğinizi göreceksiniz.